Sevgili Gobeller, merhabalar dostlarım. Şimdi benzerliğimizin 20. köşe taşıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir önümüze koyalım. Odaklanma, ne bakı varsa hepsini ayarlayalım ve başlayalım. Evet. Birinci sorumuz, daha önce de yaptığımız gibi birinci benzerlik şeklimiz, bir de kelebek üçgen şekli görüyorum arkadaşlarım. Şu kelebeği bir konuşalım isterseniz. Şurada bir kelebek var bakın. Ve oranı 6'ya 8 verilmiş. Hemen bunun diğer kenarlarına da oranını yerleştirelim. Yani şuraya bir 3K dediğimizde burası da 4K olduğunu söyleyelim. Çünkü 6'ya 8 sadeleştirdim. 3'e 4 yazdım oranlarını. Tabii bu da ona eşit olduğu için bu da 3K oldu. Şimdi bizden de AF'yi istiyor. X diyelim. Bakın şu adama paralel olmasını konuşacağız dostlar. Hemen üstteki küçük üçgenin sağdaki kenarı x bölü büyük üçgenin sağdaki kenarı x artı 14 eşit olacak. Küçük üçgenin paraleli 3K, büyük üçgenin paraleli de 4K'dır dedim. Hemen içleri çarpıyorum. 3x artı 42 yaptı. Eşittir 4x. Buradan x eşittir 42. Yani birinci sorumun cevabı Edirne'den geldi. Evet, ikinci sorumuzdayız. HB ne diyor? HE bir de 2AE. Bu oranı bir yerleştirelim önce. Şunların hepsine bir 2K diyelim. Demek ki AE 1K, HE de 1K ve HB 2K olacakmış. BD'yi de 24 vermiş. Şuranın tamamı da 24 olduğuna göre diyor. Bizden de HK, yani şuradaki X'i istiyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Şuna oranını yazacağım dostlar. 24'e oranını yazacağım. Şuradaki üçgende benzerlik yapacağım yani. Yani şu üst taraf bizi hiç ilgilendirmiyormuş şu soruda. Peki devam edelim. Küçüğün sol kenarı 1K, büyüğün sol kenarı 3K. Yani 1 bölü 3'müş benzerlik oranları. Küçüğün paraleli x, büyüğün paraleli 24. Yani x bölü 24. Evet. Bu 8 katına çıktıysa bu da 1'in 8 katı olacak. Cevap Ceyhan'dan geldi. Yine bakın hem kelebek hem de birinci benzerlik soru tipinden. Şöyle yapalım. Şunlara biz bir K diyelim. Şuraya da M harfini yazalım. Bakın şuradaki kelebeklerden benzerlik oranı yazarsak K'nın M'ye oranı, şuraya yazalım. K'nın M'ye oranı eşittir X'in 3'e oranı olmalı. Bu bir. Bir de birinci benzerlik şeklimizi yaparsak burada klasik benzerliğimizi yani 2'nin tamamına oranı yani 5 artı X'tir bu. 2'nin 5 artı X'e oranı yine K'nın M'ye oranına eşit. Yani bunlar birbirine eşitmiş. İşte buradan da sorunun cevabını çıkartacağız dostlarım. Bizden de ne istiyor bu adam? X'i istiyormuş bizden. Bakın hemen içleri çarpalım. 3 kere 2 6. Dışları çarpalım. X çarpı 5 artı X oldu. Şimdi buradan X'e 1 dersek burası da 6 yapıyor. Doğru. X 1'miş kardeşim. Cevap Adana'dan geldi. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Okuyalım bakalım dördüncü sorumuzu. ABC üçgeninde DE paraleldir. Paralel bir sürü paralellik var. ABD KE'ye paralelmiş. Tamam. DEBC'ye paralelmiş. Onu da gördük dostlarım. DE ile BC eşitmiş. He, bunu da söyleyeceğiz tabii ama önce şurayı bir konuşalım mı? Bakın şurada bir klasik benzerliğimiz var. Bir bunu konuşalım önce, sonra devam edelim. Küçük üçgenin paraleli 2, büyük üçgenin paraleli 3. 2 bölü 3 benzerlik oranları. O zaman burası 2K ise büyüğünün tamamı 3K, yani şuraya da 1K kaldı diyebiliriz. Peki bu DE'ye 3K dediysem BC'ye de 3K demeliyim ben. Çünkü öyle söylemiş soru bize. Demiş ki DE ile BC eşittir. Bizden de AB'yi istiyor. Nerede o AB denilen zımbırtı? Aha şurayı istiyor bizden de. Buranın tamamını bulacağız şimdi birazdan dostlarım. Peki. Nasıl bulalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Başka oran var mı? Başka da bir oran yok. Şu kelebeği kullansak arkadaşlarım. Şurada bir kelebek üçgen var. Onu bir gördüm ben. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Bir kullanalım. 2'nin
3'e oranı var. Demek ki şurası 2 ise buranın da 3 olacağını biliyorum. Bakın BF'yi buldum, 3. Şimdi devam edelim. Şurada da bir paralellik vardı bir yerde daha. Nerede vardı paralellik? Hatta şuranın da oranını yazalım biz. Şurası 2, M'ye M diyelim. Yine bu kelebekten 2'ye 3 ya. 2M'ye 3M olacak. O halde şuraya da 2M kaldı diyebilirim ben artık. Ha, bakın şurayı da bulduk. O da çıktı. Şurada da benzerlik yapıyorum. Onu nasıl göstereyim? Şununla şunun benzerliğini yapacağım dostlar. 2'nin 3'e oranı 2 bölü 3 eşittir. 3'ün şuradaki kenara oranı x diyelim buraya. 3'ün x oranı. Buradan 9 eşittir 2x. 4,5 çıktı x. Yani şurası 4,5. 3 de burada vardı öğretmenim. Şuradan aşağısı da 3'tü. Toplam 7,5 oldu. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 20 numarada böyleymiş. Hemen 21 numaraya geçiş yaptık biz de. Bu çok mu parlak acaba ya? Biraz kapatsam ben bunun parlaklığını. Şöyle yapayım. Bir de böyle deneyelim. Evet, burada ne diyor şimdi? D, E, C, F. Şurada bir paralel kenar varmış dostlar. Bu bir paralel kenar. Tamam. Demek ki kenarlar hep birbirine paralel. En azından benzerlik yapacağımızı biliyoruz artık. FE ile de AB birbirine paralelmiş. Şurada da bir paralel kenar var o zaman. Şurası da bir küçük paralel kenar oldu dostlarım. Burası x artı 6 ise şuraya da x artı 3 kaldı. Toplam x artı 6 olması lazım çünkü buranın. Evet, başka Türkiye. Neler var neler var. Bu kadar. Her şey bu kadar. Verilenler bunlar. Buna göre BN yani x artı 3 kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi önce şunu yapalım dostum. Şurada bir kelebek üçgen gördüm. Bunu bir konuşalım mı? Bakın ne diyor? 3 bölü x artı 3. Yazıyorum onu. Şurada yazayım. 3 bölü x artı 3 eşittir. Şuradaki A diyelim. Şuraya da B diyelim. A bölü B'ye. Bu bir dursun elimizde. A bölü B buna eşit. Peki şuradan da bir benzerlik yapsam. A bölü A artı B. A bölü A artı B eşittir. 3 bölü x artı 6 oldu dostlarım. Bunu da bir yazalım. 3 bölü x artı 6 oldu. Bunu da bir söylemiş olalım. Şimdi şurası A artı B ise burası da A artı B. Bunu bir konuşalım. Şimdi 3'e x artı 3 demiştik. Başka neler görmemiz gerekiyor diye bakıyorum da dostlarım. Şöyle görmem gereken bir şey varsa da ve göremediysem. Şuraya K dersem burası da K'dır. Çünkü paralel kenar demiştik ona. Şuraya M dersek burası da M artı K olur. Bu da paralel kenar olduğundan dolayı. Şu 2x'i hiç kullanmadık. Bir de onunla ilgili bir benzerlik yapalım biz. Ne diyelim? 2x'in hatta şuradaki kelebeğe görelim. 3 bölü 2x M bölü K'ya eşit. M bölü K da A bölü B'ye eşit. Ha, buradan geliyor işte dostlarım bakın. Şimdi şuradaki M ile K'nın oranı hani bu paralel doğru ya buraya paralel ya dostlar. Şöyle kırmızı rengimi alayım. Bununla bu paralel olduğu için A'nın B'ye oranı M'nin K'ya oranına eşit. Yani A bölü B yerine ben M bölü K yazabilirim. Bir de şu kelebeği görürseniz bakın soru bitiyor şunu. Yine bakın burada 3'ün 2x'e oranı 3'ün 2x'e oranı M'nin K'ya oranına eşit kelebekten. M'nin K'ya oranı da A bölü B'ye eşitti. O yüzden bunları birbirine eşit diyebildim ben. Şimdi hemen içleri çarpalım. 3 ile x artı 3'ü çarpıyorum. 3x artı 9 yaptı. 3 ile 2x'i çarpıyorum. 6x yaptı. Buradan 9 eşittir 3x. X eşittir 3. X eşittir 3 ise BN'yi soruyordu bize. X artı 3'ü soruyormuş. 6. Evet, şimdi şuna geldik. Yine bir paralel kenar var. Önce şu oranı bir yerleştirelim. AK'ya 3K diyelim. FC'ye de 2K diyelim. Şimdi burada paralel kenar olduğu için burada 2K, burada 2K oldu arkadaşlarım. DF'ye 3X diyelim. DF'yi görelim. Şurası 3X. BE'yi görelim. Şurası 4X artı 1. O zaman burası da 4X artı 1. 4x artı 1. Buna göre BC. BC neresi? Şuranın tamamı nedir diye soruyor. Şimdi önce şu kelebeği göreceğim dostlar. Şurası.
Bakın bu kelebeğin benzerlik oranı 3 bölü 2 yazıyorum. 3 bölü 2 eşittir. Şurada 4x artı 1 var. Bölü burada da 3x var. Hemen içler dışlar yapalım. 8x artı 2 eşittir. 3 kere 3 9x'e. Buradan x eşittir 2. Peki x 2 ise burası 4 kere 2 8. Bir daha burası 9 çıkar. X eşittir 2 ise burası 6 gelir. Tabii ki burası da 6 olur. 9 ile de 6'nın toplamını soruyor bize. Cevabımız 15. Adana'dan geldi. Üçüncü sorudayız. Önce şu oranı yine yerleştiriyorum. AE'ye 2K diyorum. DC'ye 5K diyorum. Paralel kenar olduğu için paralellik var. Ve şu kelebeğin oranını 2M'ye 5M ya da şuraya 2A'ya 5A diye yazıyorum. Şimdi burası toplam 7M yaptıysa AB de 7M olur. Ve 7M eşittir bize 28 verilmiş. M'yi 4 bulduk. M4 bize FD'yi yani 5 tane 4'ü soruyor. Cevap Denizli'den geldi. Bakalım buna. Şimdi ne diyor? AK'nın KC'yi oranı. Yani şurası 2K ise şurası 3K. Bakın bu kelebek üçgeni görelim hemen şuradakini. Şunu bir konuşalım. 2'ye 3 oranı varsa 4'e 6 olacak burası. Buraya 6 yazalım hemen. Başka EF paralel BC demiş. AB paralel DC demiş. Demek ki şurası bir paralel kenar oldu. Burasında da 6 yazalım. Evet. Buna göre DF. DF'yi bir bulursam şurası da X. DF'yi de bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya da yine kelebek üçgenden 2M yazarsam burası 3M. Tabi paralel kenardan bu 5M ise bu da 5M. Ve bakın şurada klasik benzerliğimi yapacağım şimdi arkadaşlar. Şurada. X bölü X artı 6 diyeceğiz. X bölü X artı 6 eşittir. 3 bölü 5. Hemen bundan sonrasını yapıyorum. 5x eşittir. 3x artı 18 olur. 2x 18. X de 9 geldi. Evet 21 numarada tamamdır. 22'yi koyduk önümüze. Evet burada da artık açı açı açı. 3 açının eşit olmasından benzerlik yazacağız. Bakın şöyle zaten birer açıyı bize eşit olarak vermiş. A, A dedim ben bunlara. Sonra paralellik vermiş. AB paralel DC. Yani şuraya ben bir B açısı yazarsam şu Z harfinden dolayı buranın da B olduğunu söyledim. Bakın şunun üçüncü açısına C diyelim. A, B, C. O zaman burada da A var, B varsa mecbur burası C geldi dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi açılar tıpatıp aynıysa biz bunların benzer olduklarını söylüyorduk. Hadi başlayalım. Küçükte A'nın karşısına 9 gelmiş. Bakın benzerlik oranını yazıyorum. Büyükte A'nın karşısına toplamda 15 düşmüş. İşte benzerlik oranları bu. Nereyi soruyor bize? C'nin karşısındaki DC'yi. O zaman küçükte C'nin karşısına 6 gelmişse büyükte C'nin karşısına da X gelmiş. Hemen düzenleyelim bunu. 3'e bölelim 3. 3'e bölelim 5. 3'e bakın 6'ya zıplamış 2 katı. 5 de 2 katına zıplayacak. Cevabımız 10 gelecek. Evet 2 numaradayız. Yine aynı muhabbeti yapacağız. Bakın birer açımız eşit. Hemen şunlara A. A diyelim. DC ile bu AB paralelse şurada bir Z harfi vardır. O yüzden buraya B açısı yazarsam burası da mecbur B açısı. Şuraya C açısı dersem bu üçgenin de üçüncü açısı C oldu. Nereyi soruyor bize? AB'yi soruyor. Hadi benzerlik yapalım. Şimdi üstteki küçük üçgende A'nın karşısına 12 düştü. Alttaki büyük üçgende A'nın karşısına X düştü. Üstteki küçük üçgende B'nin karşısına 6 düştü. Alttaki büyük üçgende B'nin karşısına 8 düştü. Bakın şurada 2 katına çıkmış 6 12'ye giderken 8 de 2 katına çıkacak. Yani 16 olacak.
Evet, ne demiştik? Bir soruda iki tane veya daha fazla dik açı varsa A, B, 90 benzerliği yapacaktık biz arkadaşlarım. Hemen canımın istediği bir açıya A diyorum. Şuraya B yazıyorum. Bakalım yine paralellik var mı? Var. AC paralel DB demiş. O zaman şu Z harfinden buranın da A olduğunu, A 90, buraya da B'yi yapıştırdım. Hadi benzerleyelim. Bir de şu oranı görelim. AC BE'nin 2 katıymış. Tamam. Buraya K dersem AC 2K. Bakın küçük dik üçgende, şu dik üçgende 90'ın karşısı 1K. Büyük dik üçgende 90'ın karşısı 2K. Yani bunlar biri diğerinin 2 katı olduğunu söylüyor. Peki küçükte B'nin karşısında 6 varsa büyükte B'nin karşısında artık 2 katı olmalı, 12 olmalı. 12 olacaksa 4 burada, buraya 8 kalmalı. Demek ki K 8. 2K'da 16 bulundu. Ha, bizden de BE'yi, zaten K'yı istiyormuş. Uzatmadan hemen işaretledik. Evet, burada da eşit açılarımız var dostlar. Şunlara hemen A, A diyelim. Bakın bu A'nın iç açısı B'dir. O zaman bu A'nın da şuradaki komple bu iç açı B'dir. Şuraya biz bir C desek, bakın B, C, şu boşluğa da D diyelim. Şimdi büyük üçgene bakın, şu A, B, C üçgenine. Burada B açısı var, hepsi B buranın. Burada C var, o zaman buraya da mecbur D demek zorundayım ben. Şimdi benzerleyelim. Nereyi soruyor? A, B'yi soruyor, X diyelim. Küçük üçgende, yani şu küçücük üçgende D'nin karşısına 3 düştü. Büyük üçgende D'nin karşısına, şu büyük üçgeni benzerliyorum, D'nin karşısına X düştü. Küçük üçgende B'nin karşısına yine X düştü. Büyük üçgende B buranın tamamıydı, unutmayın, 12 düştü. Buradan X kare eşittir 3 çarpı 12, 36. X eşittir 6 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 22 numarada tamamdır. 23'e geçtik arkadaşlarım. Yukarıda verilenlere göre CH kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şimdi şu CH'a biz bir X diyelim. Sonra iki tane diklik görüyorum. AB 90 benzerliği yapacağım zaten. Onun için şuraya bir A diyelim. Şuraya B diyelim. Şurada da 90 var. Paralellik var mı? Evet. BC paralel AD demiş. BC ile AD paralelse şuradaki Z harfinden dolayı buraya da A yazdım. Şuraya B yazdım. B 90. Buraya A diyelim. Buraya da B'mizi yazalım artık arkadaşlar. Peki. Buna göre CH kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi hangi üçgenleri benzerleyelim diye düşünüyorum. Mesela şu üçgenle, çünkü biz bunu arıyoruz zaten. Bu üçgenle şu üçgeni benzerleyelim arkadaşlarım. AB 90. Bakın burada A'nın karşısında X var. Burada A'nın karşısında 6 var. Eşittir. Şunlara da bir harf vereyim. KK diyeyim. Burada B'nin karşısında 2K var. Burada da B'nin karşısında 8 var. Şimdi tamam, ben bu işlemi yapacağım da hocam. Hatta şurayı da bir sadeleştireyim. 2'ye bölelim. K bölü 4 geldi burası. Benim o zaman ilk önce bir K'yı da bulursam şurada içler dışlar çarpımı yapıp olayı bitiririm. K'yı nasıl bulacağız? Tabii ki Öklit bağıntısından. Bakın 6'nın karesi neye eşitti? Yani 36 neye eşitti? Yakın parça K çarpı hipotenüsün tamamı, ki buradaki hipotenüsümüz 6, 8'den 10 geliyor. Demek ki K dediğimiz şey 36 bölü 10'muş. Şimdi yazıyorum yerine o zaman. K yerine 36 bölü 10 yazacağım. Şurada bir kere X bölü 6'mız var. Eşittir. K yerine 36 bölü 10 yazdım. Bölü bir de 4'ümüz var. Bak toparlayalım. Şu 4'ü ters çevirip çarpalım. 36 bölü 10 çarpı 4 bölü 1 olsun bu. Değil mi? Pardon, 4 bölü 1 zaten. 1 bölü 4 olacak. Heh, düzgün yazalım. Burası da 36 bölü 40 oldu yani kısaca. 36 bölü 40. Hatta sadeleştiriyorum. 6'ya bölelim 6. 6'ya bölelim 8. 6'ya bölünmez pardon bu. 4'e bölelim 9 olsun. 4'e bölelim 10 olsun. Tamam, böyle oldu. Şimdi bir de x bölü 6 ile bunlar birbirine eşit olduğu için içleri çarpalım. 10 ile x'i çarpıyorum 10x. 9 ile 6'yı çarpıyorum 54. 10'a böleceğim 54 bölü 10. Yani
5.4 çıktı x. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. BE şuradaki x'i soruyor bize dostlarım. Nereleri vermiş? AB ile AC eşitmiş birbirine. AB AC'ye eşit demesi şuradaki açı ile A diyelim biz buna. Şuradaki açının eşit olduğu anlamına geliyor. Tabii ki şuraya da bir B yazarsam AB 90 oldu burası. A 90 şuraya da B kaldı diyebilirim ben artık. Bunların da BB olduğunu gördüm. Şimdi başka neler vermişti bize? AB AC'ye eşit. Buna göre BE. BE dediğimiz yerde buradaki açımız kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bakın şöyle yapalım. Benzerleyelim şu AB 90 ile AB 90'ı. A'nın karşısı 4. Burada A'nın karşısı 6. Yani 2/3 çıktı benzerlik oranları. O zaman bunun 90'ın karşısına ben 2x yazarsam bunun 90'ın karşısının 3x olması gerekir. Ya da bunun b'sinin karşısına 2m yazarsam bunun b'sinin karşısının 3m olması gerekir. E burası 3m ise hocam buranın da 3m olacağını biliyorum. Şuraya da m kaldı diyebilirim ben o halde. Bakın şuradaki Pisagor bağıntısında yaparsak m'yi bulabiliyoruz. 6'nın karesi 36 eşittir. M kare ile 4'ün karesinin toplamına. 16'yı bu tarafa atarsam 20 eşittir m kare. M'yi buldum. Hatta m kareyi bulalım biz. Çünkü bize m kare lazım. Peki bir de şuradan Pisagor yapalım. Bakın şu üçgenden de Pisagor yapalım. Cevap geliyor zaten. Şuna biz burayı soruyor. BE'yi soruyor. Direkt BE'nin karesi diyeceğim dostlarım. BE'nin karesi eşittir. Bir 2M'nin karesi. Şimdi 2M'nin karesi 4 tane m kare yapar. Yani 4 tane 20'dir o da 80 yapar. Artı bir de 4'ün karesi 16. Yani burası da 96 yaptı. BE'nin karesi 96 ise BE 4√6 yapar diyebiliriz. Şimdi geldik 3. sorumuza. DE paraleldir demiş CA'ya. Yani şu şuna paralel. O zaman arkadaşlar şuna biz bir A açısı dersek. Bu da A. Şu Z harfinden burası da A. Yani bakın şurada bir ikizkenar çıktı. Burası da 6. başka BC 5 tane DB'ye eşitmiş BC. Yani şurası M ise burası 5M. Bunu da söylemiş olduk böylelikle. Başka BCX nedir diye bir soru soruyor. 5M'yi soruyor bize. Gelin şu ikiz kenarın tabanına bir diklik indirelim. Bu diklik tabanı 2'ye bölecek değil mi dostlarım? 6M ya burası 3M buraya buraya da 2M kaldı. Hatta 3M 3M diye bölsün diye. Peki şurada A 90 şu açıya B. A 90 şu açıya da B diyelim. Bakın şu üçgenle biz şu üçgeni benzerleyebiliriz artık. Şurayı şu dik üçgeni. Çünkü açıları tıpatıp aynı. Hadi benzerleyelim. Burada B'nin karşısına 3M düştü. Burada B'nin karşısına 6 düştü. Burada 90'ın karşısına 6. Burada 90'ın karşısına da 5M düştü. Yani 36 eşittir. 15m kare geldi. Bizden nere istiyordu bu? BC. BC neresiydi? 5m kare 5m istiyor pardon. Hemen m kare eşittir. 36 bölü 15. Hatta 3'e bölüyorum bunu ben. 3'e bölersem 12 bölü 5 m karemiz geldi. Tabii ki m ne çıkacak bu durumda? Kök içinde 12 bölü 5. 12 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlarım? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 diye çıkar. Bu da kök 5 diye kalır burada. Hatta kök 5 ile genişletelim. 2 kök 15 bölü 5 olur. Bu bizim m dediğimiz şey. Bize 5m'yi soruyor. Yani bunun 5 katını soruyor. Çarpın 5 ile 5'ler sadeleşir. Geriye bir tek 2 kök 15 kalır. Evet, 4. sorumuzdayız. ED paralel AC demiş. Tamam, şurası şuraya paralelse 90 ise burası da 90 olmalı çünkü yöndeş açılar. BD DC'ye eşit. Tamam, bunu da gördük. O zaman paralel doğru burayı da 2'ye bölecek. Hatta şu bunun orta taban oldu, yarısı olacak. EB'ye 6 demiş, buraya 6 yazalım. AB'ye 8 demiş, AB'yi göremedim. Tamam, şurası 8 ise 4, 4'ümüzü yazalım. ED ile ED neresi? Şuranın tamamıyla
BD de şurası arkadaşlarım. Bunların toplamı kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi önce şuradaki dik üçgenden Pisagor yapalım. Bakın. Çok uzatmadan yapıyorum. 6'nın karesi 36. 16 ile şuranın toplamı. Demek ki buranın karesi 20. O zaman burası 2 kök 5. Bunu bir yazalım. Bu 1. Şimdi şurada diklikten diklik indiği için bir de Öklit bağıntısı patlatalım arkadaşlarım. 4'ün karesi 16 eşittir. 2 kök 5 ile şuradaki x'in çarpımına diyelim. 2'ye bölelim. 8 bölü kök 5 oldu x. Yani 8 kök 5 bölü 5 çıktı şurası. 8 kök 5 bölü 5 geldi. Şimdi bir de şuradan bir tane de Pisagor patlatalım. Bakın şurada da Pisagor patlatıp BD'yi buluyorum artık. Peki BD'nin karesi ne çıkacak dostlarım? 8 kök 5. Neyse biz yine yapalım ya. Ben hani daha kolay bir yolu var mı diye baktım ama boş verin. Başladık bir kere, buradan gömelim artık, devamını yapalım. 4'ün karesi 16 eşittir. 8 kök 5 bölü 5'in karesi, yani 8'in karesi 64. 16 artı 8'in karesi 64, kök 5'in karesi 5, 5'in karesi de 25. Böyle geldi. Eşittir BD'nin karesi. Çok saçma bir yere gidiyor ama dur bakalım hayırlısı. 5 ile 16'nın çarpımı 80, 64 de toplarsam 144 bölü 5 yapar BD'nin karesi. Bu da 12 bölü kök 5 yaptı BD. Peki 12 bölü kök 5 de burası geldi. Yani 12 kök 5 bölü 5 çıktı BD. Şimdi istenilen yerler nerelerdi bizden? BD'yi toplayın diyordu. Yani 12 kök 5 bölü 5 ile nereyi toplayacaktık biz? ED. ED de şuranın tamamı. Yani 8 kök 5 bölü 5 ile 2 kök 5'in toplamı. O da 5 kere 2 10. 18 kök 5 bölü 5'i toplayın diyor. O da ne yaptı? 30 kök 5 bölü 5 yaptı. 30'la da 5'i sadeleştirdim. 6 kök 5 çıktı sorumun cevabı. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada durduralım. Yorulduk zaten. Bir de mola vermiş olalım böylelikle. Görüşürüz bir sonraki videoda. Goberler.